3 dakikada film analizine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz en iyi film dahil 4 dalda Oscar adayı olan Fences. Like in your black ass wasn't part of the bargain. Now don't you go through life worrying about whether somebody like you or not. You best 15 sene önce Antoine Fisher ile yönetmenlik kariyerine adım atan Denzel Washington. Aslında orada özellikle Philip Russo'nun açılış sekansındaki becerisiyle ve psikolog hasta ilişkisine, bir ordudaki psikolog hasta ilişkisine hikaye kurgusunu bozarak yaklaşmasıyla ana akım sinemada eli yüzü düzgün bir işe imza atmıştı. Burada ise aslında hani görüntü yönetmeninden ayrılması ve büyük oranda da çok bağlı kaldığı bir oyunu perdeye uyarlaması ve büyük oranda August Wilson'ın metnine sadık kalması filmi özellikle ilk yarıda uçuruma sürüklüyor. Zira ilk bir saatte kaydedilmiş tiyatro oyunu izlenimi veren Fences, dış mekanlarda Charlotte Bruce, Christensen'in aldığı uzun planlarla oyuncu yönetimini öne çıkaran Washington'ın iç mekanlara geçince Danimarkalı görüntü yönetmeninin adaptasyon sorunu yaşamasıyla kadrajlardaki ölçekleri kaçırmasını karşımıza çıkarıyor. Bunun yanında Denzel Washington, Troy karakteriyle adeta bir performans istasyonuna dönüşmüş. Stephen Anderson'dan Viola Davis'e, Michael T. Williamson'dan diğer oyunculara kadar tamamını oynatan kendisi ve büyük oranda da bunlardan bir oyunculuk gösterisi çıkartmaya çabalıyor. Denzel Washington'ı adeta döktürüyor. Ama genel anlamda bakarsak burada 1950'ler 60'lı yıllarda Tennessee Williams uyarlamalarını gördüğümüz Cat on a Hot Tin Roof, Sweet Bird of Youth, İhtiras Tramvayı gibi filmlerin 50-60 sene sonra karşımıza çıkarılmış demode versiyonu duruyor. Biraz da August Osage County ile bu anlamda akrabalık kuruyor Fences. Aslında açılış sekansından itibaren filmin 1950'lerde geçtiğini anlamak bile güç. Sanat yönetimi konusunda ya emek sarf edilmemiş ya da proje çok aceleye getirilmiş ya da oyunculukların yeterli olacağı düşünülmüş. Özellikle ilk bir saatteki sıkıntılar bu duruma da tesir ediyor ve ikinci yarıda Oscar'lı, Crash'in Oscar'lı kurgucusunun devreye girmesiyle bir büyük oranda mevsim geçişleriyle bir sinemasal dokunuş karşımıza çıkıyor. Washington yönetmenlikten ziyade oyunculuğu öne çıkartmak için çaba göstermiş. Bu sebeple de aslında Afro-Amerikan işlevsiz ailesine yaklaşımını özellikle ikinci yarıda da Yeşilçam trajedisi kıvamındaki dönüşlerle senaryosal anlamda da taşlandıramayacak hale geliyor. Michael T. Williamson'ın fazlasıyla sakat kalmış karakterde kasması ve her sahnede öne çıkıp asap bozucu bir noktaya ulaşması dikkatlerden kaçmıyor. Benim Fences'a puanım 10 üzerinden 4.1. Sizin Fences'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.